Kırmızı Koltuk'tan herkese merhaba. Prey, Alman yapımı bir adet hayatta kalma serüveni. Yani bak, daha bir gün önce Kate'i izledim, çok memnun kalmadım. Şimdi üzerine bu geldi, yani şuna film demeye bir şahit lazım. Yani ben daha kötüsü olamaz dedikçe daha kötüsü karşıma çıkıyor. Ya Netflix böyle şeyler yapmaya devam ettikçe kanal gömme kanalına falan dönüşmeye başlıyor. Tam ne güzel La Casa'dır, şeydir işte Into the Night'tır, bunları izledik, övdük. Yani üstüne şu filmlere bak, yani film çok... Ya zaten Netflix'teki film ortalaması iyi değil. Yani bu çok kötü olmuş. Bu film bile değil yani. Bunun ne işi var Netflix'te? Yani konusundan bahsedelim. Alman gençler var, böyle 5 kişi. İşte genç değil de orta yaşlı falan işte tipler var. Bunlar orman gezmeye gelmişler. Doğa gezisi yapıyorlar. İşte bekarlığa veda partisinin fantastik versiyonunu yapmışlar. Beraber arkadaşla gezecekler. İkisi kardeş bunların falan. Ormanda da bir sniper var. Pat pat bunları haklamaya çalışıyor. Bunlar da kaçmaya çalışıyor. Kulağa hoş geliyor değil mi? Yani bir telefon kulübesi falan vardı. Sadece telefon kulübesi ve sniper'la bize neler izletmişti. Ama bu film yani... Yan hikayeler falan var, böyle flashbackler şunlar bunlar ama çok filme bir katkısı yok. Yani filmdeki iki kişinin arasındaki muhabbete bir etkisi olabilecek bir şey. Yani filmin epilogu yok. Epilog olmayan filmlere ben delirim. Neydi o? Film bittikten sonra en son küçük son bir şakanı yaparsın, küçük bir şey gösterirsin. Ne bileyim, bu tip filmlerde en son işte iyi bittiyse ambulans falan gelir, kötü bittiyse işte pislik bir şey gösterirsin. Yani mevzu bittikten sonra bir epilog sahnesi koyman lazım. O da yok böyle. Bam diye bitiyor. Öyle oldum ben zaten deliriyorum. Film başındaki zaten hemen bir flashback gösterip fade out fade in hareketinden ah bu film boktan demiştim. Anlamıştım. Daha baştan insan anlıyor zaten. O fade out fade in çünkü yani çok amatörce başvurulan bir şey yani. Yerinde kullanmadığın zaman çok göze batan bir şey o. Yani filmde bir de bazı silah dinamikleri falan çok saçma. Yani ben bir silah uzmanı falan değilim ama şimdiye kadar gördüğümüz filmlerden vesaire ya da oyunlardan şuradan buradan gördüğümüz kadarıyla ya da akıl mantıkla birazcık fizik bilgimizle baktığımız zaman bu filmdeki silah vurulma sahneleri yani aşırı saçma. Ya örnek veriyorum, sniper rifle'dan bahsediyoruz, tamam mı? Bu keskin nişancı tüfeğinden bahsediyoruz. Yani ayaktasın, keskin nişancı tüfeğiyle bacağını vuruyorlar. Hala ayakta kalma ihtimali var mı? Böyle küçük bir delik açılıyor. Daha adam hala ayakta, ikinci vurulduğunda falan düşüyor. Ya da ne bileyim, kafasından vuruluyor, sadece pıt şurada bir delik görüyoruz. Yani böyle bir yığılma falan filan olmayan sahneler var. Böyle pıt böyle bir bere var adamın kafasında. 40 küsürüncü sahne. Kimin öldüğünü de söylemiyorum, spoiler değil. Adamın kafasında bere var, zaten daha önce vurulmuş. Yerde böyle elini arkadaşına uzatıyor, sonra pıt bu da bir delik açılıyor, ölüyor. Oğlum sniper lan bu. Yani koca koca mermileri olan bir şeyden bahsediyoruz. Yani o hiçbir etki tepki şeyin olmadan. Ya filmde onları gördükten sonra zaten daha da soğuyorsun. Film zaten bir şaşırtmacası falan hiçbir şey yok. Yani sağda solda çocuk oyuncakları görünce filmin gideceği yeri zaten anlıyorsun. Daha en baştan bu katilin ne alaka olduğunu falan anlayabiliyorsun. Sonra da pıt diye bitiveriyor. Epilog sahnesi. Bir kapanış, bir şey yok yani. Neden yapılıyor? Niye yapıyorlar? Niye önümüze kadar geliyor? Yani bunu anlamıyorum ya. Yani amatör falan filan bir sürü insan var, böyle heves eden, film çekmek isteyen, bilmem ne yapalım. Onlar sokakta gezerken birileri şöyle filmleri yapıp Netflix'le ta Almanya'dan önümüze kadar getirebiliyor ya. Kim bunları, anlamıyorum ki. Neyse, iyice gömme kanalına doğru gidiyoruz şu Matrix'in fragmanından beri. İnşallah karşımıza bu hafta güzel bir şeyler gelir de. Bakalım. Evet, kendinize çok iyi bakın. Abone olursanız da memnun oluruz. Abonemiz de az ya, bu kadar işte 300 küsürüncü videodayız. Bayağı uğraşıyoruz ama nedense işte bu reklam pazarlama işini falan bilmiyoruz ya. Anca bir şeyler çekip konuşuyoruz. Evet, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.